Dizilişten ziyade Abdullah e, Hoca'nın, Abdullah Hoca ile konuşmak lazım bunu. Ben de konuşmak istiyorum. Abdullah Hoca'nın anlatmasını istiyorum aslında. E, Fikret Orman da e, tabii ki burada açıklama yapması çok önemli ama Abdullah Avcı'nın yani oyuna başlangıcı, ileride e, baskıyla başlaması, işte sol bekini biraz daha orta sahada kullanmak isteği işi, oyunu, e, geçiş hücumlarını nasıl planladığı yani Başakşehir'de Böyle planlar çerçevesinde birçok şey yapmıştı. Bazılarını da anlayamıyoruz tabii ki. Onunla belki konuşmak hı hı. lazım. Yani dizilişten çok Abdullah Avcı'nın ortaya koymak istediği futbol. Geçenlerde konuşmuştuk. İlk yarıda belki de oynadığı Rize Spor maçında 40 dakika oynadığı futbol. Lund futbola göre bir takım kuruluyor. Aslında o pazartesi günü konuştuğumuzu Sayın Fikret Orman da doğruluyor. Yani bambaşka bir anlayışla takım kuruluyor. Eğer burada mesela Abdullah Avcı ile devam edilmezse yeni gelecek teknik direktör için de çok zor olacak bu. Hı hı. O yüzden bence Abdullah Avcı ile ne olursa olsun ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, çünkü bu hemen geçilebilecek bir şey değil belki. Ama sonuçta kadrosunda ciddi anlamda yeniledi. E, kadrodaki transferlere gelmeden önce zamanımız kalırsa konuşuruz, kalmazsa konuşmayız. Sayın fikret Orman'ın e, özellikle Abu Bakar ve e, Korejma ile ilgili söylediği şeyler de çok ilginç. Şimdi burada iki tane şey denilebilir. E, sevgili Fırat Güneyer e, TRT Spor'da hı hı. yine sorumlu arkadaşlarımızdan biri. E, zamanlaması konusundaki tecrübeli bir Beşiktaş muhabiridir. Benim de dikkatimi çekti. Çok zamanlaması ee. konusunda e, mesela biraz eleştirmiş. Olumsuz anlamda Sayın Fikret Orman'ı. Bir kere e, milli maç... çok geç gönderdi. Bir kere, bir kere milli maç oynanırken böyle bir açıklama yapılıyor basketbol milli maç oynanırken. Biraz bak bizim gündemimizde de gerilerde kaldı. Tabii. İkincisi çok geç belki de yapılan açıklamalar. Yani Koyrejman'ın gidişiyle ilgili taraftar Fikret Orman'ı suçluyor. Veyahut da da Fikret Orman'ı suçluyor. Evet, da zaten o Doğru söylüyorsun. Yani. Sen daha iyi gösterdin. Fikret Orman'ı suçladığı için taraftar onu suçladı. Hatta sonra tabii ki Abdullah Avcı'yı da suçladı. Yani lens oynuyorsa niye Koyrejman'a gidiyor gibi. Ee, e, Abu Bakar konusunda Abu Bakar yine taraftar ya gol atacak biri yok mu bu takımda? Burak zaten sakat, güven tam oluyor mu olmuyor mu diye düşünürken Abu Bakarı isterken e, şimdi anlıyoruz ki Abubakar Bakar aslında e, maddi beklentiler yüzünden bir de bir sakatlığı olmasında rağmen Beşiktaş'a gelmiyor, gelmek istemiyor veya koşullar oluşmuyor. Şimdi bunları transfer dönemi devam ederken bence anlatması gerekiyordu Fikret Orman'ı şimdi. Sayın Fikret Orman çok şey yaptı Beşiktaş Kulübü'ne. E, çok da başarılı işler de yaptı. Bazen iletişimi iyi götürdü, bazen iyi götüremedi. Tek başına bunu üstleniyor çoğu zaman. Bazen işte Candaş evet. Tolga Işık gibi yanında isimler yer aldı. E, ama Beşiktaş Kulübü'nde son dönem taraftarın e, homurtuları birazcık da bu iletişimin çok iyi yapılamadığı için belki Orhanak Ak mevzusunda bunu ekleyebiliriz. E, Doğru, Katlanarak mevzus, üst üste o. gidiyor. Ha burada şimdi Kuvarejma ile ilgili söylediklerini dinleyince ben de, Abu Bakar ile ilgili söylediklerini dinleyince ben de Sayın Başkan'a hak veriyorum. Yani Hı -hı. Kuvarejma kendisi gitmek isteyince gidiyor. Ama Beşiktaş e, acaba gitmesi gerekiyor mu diye sorgulayınca o zaman gitmiyorum diyor. Tabii ki Beşiktaş'ın ve Abdullah Avcı'nın e, göndermek istemesi tartışılır. Senin Hı -hı. dediğin gibi demin az önce söyledin ya niye bu kadar geç? Yani değil kampa be. katılıyor. O zaman almayın. Koayeci oyun sisteminize uymuyorsa beğenmiyorsanız, yani. bir hafta o zaman almayın. İşte bir hafta yoktu Aynen. yani. Pazar günü gitti, değil mi? Kesinlikle öyle. Abu Bakar'da sakatsa ve ücreti belliyse niye son ana yine bu kalıyor? Taraftarın sevdiği oyuncuların bunu kullanıyor olması da hoş değil bence. Ha buradan Abu Dhabi'ye gelelim. Veya transferlere gelelim. Şimdi gelelim. E, Sayın Başkan söyledi istatistikler çok akıllı değil ama gol sayısı dedi gol sayısı asist sayısı iyi olan bir oyuncu. Kulüp bürüş nasıl Cagney'i aldı kulüp bürüş bu tür oyuncuların e, iyi parlatıldığı bir kulüp buradan da Sporting Lisbon'a gidiyor. Ha orada gol sayısı daha düşük kalmış ama. Sonuçta Burak Yılmaz geldiği zaman bu takımın ana forveti olacağı için hı hı. ve Burak Yılmaz'ı geçen sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında neredeyse tek başına tutan oyuncu olduğu için Burak Yılmaz'ı geçebilecek bir forvet de öyle kolay kolay alınamayacağı için Değil mi? bu şartlarda hem kanatta oynayabilecek bir forvet kanattakiler de zaten forvet oyuncusu hem de ortada oynayabilecek bir oyuncu seçeneğiyle Diaby'e gidilmiş yani iki bölgede de oynayabiliyor maliyeti de uygun e şimdi şurada da haklı Beşiktaş enkudu. Yani kötü bir oyuncu mu şans bulamadı değil gibi. Reboça bence iyi bir oyuncu ee, Daha göreceğiz. Çok şans evet görece biraz göreceğiz göreceğiz. şimdi Elneniyi ee, Muhammed Elneniyi konuştuk. Benim de beğendiğim ama Premier Lig'de o sertliği, o belki de yeni gelen oyuncuları işte Torreira'sını, Gendüzi Yenilendiği, yenilendiği için. Yenilendi ve e, Unai Emery'nin çok fazla kadroda düşünmediği bir isim. Hı hı. Yine aslında Premier Lig'de şans bulamayacak Lemina gibi e, başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi bu oyuncularla, bu eldeki oyuncularla yani hı hı. bu isimler, şimdi Abu Bakar geldiği zaman da soru işaretiydi. Yani. Çok büyük soru işaretiyle. Evet. Hatırlıyorsun sen takip ediyordun Kaç hafta o zaman beş dışı. Gol maçlarına. atamamıştı. Maçlarına. Şampiyonlar Ligi ile mi atmıştı? Aynen. Öyle Napoli maçıyla patlamıştı. Napoli maçıyla birlikte patlamıştı. Ondan sonra bu bakar evet. gol atmaya başladı. 6 hafta falan atamamıştı Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Yani Cenk, Babel. Evet. E, o zaman Gomez Gomis Gomis evet. konuşuluyor. Cenk, Babel, Abu Bakar. Burada Talisca'yı ben ayrı tutuyorum. Talisca. Şey, Gomez. E, evet. evet. <laughs> e, burada Talisca'yı ayrı tutuyorum. Talişka Türkiye Ligi'nin çok üzerinde performans sergiledi ve kaliteli bir oyuncuydu. Ama hiç kaliteli bir karar vermedi. Evet Çin'e giderek Paris. <laughs> Burada da Talişka kadar olmasa da e, Lay için rolü sen de daha önce bahsetmiştin. Önemli olacak. Ben Beşiktaş'ın transferlerinin kötü olmadığını düşünüyorum. Performanslarını göreceğiz. Abdullah Avcı'ya da süre verilmesi lazım. E, ama Sayın Başkan'ın bu açıklamaları e, veya bunları anlatma şekli, zamanı ve Beşiktaş'ın bu süreçleri yönetmesi döndü dolaştı bence taraftar Ab göle yana geldikten sonra Abdullah Avcı'nın ayağına bağlandı. Yani ayağına prango oldu. Maalesef Abdullah Hoca bu sorunlarla da birazcık boğuşacak. Yani sağ dışında tribünlerin de mutsuzluğunu, birazcık anlayışsızlığını veyahutta yanlış yönlendirilmesini kendisi yönlendirmeye çalışacak. işi o yüzden zor.